Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Rektörüm, değerli 9 Eylül'ler, değerli hastalarımız, hasta yakınlarımız. Sadece bir mekan büyümesi değil, kavramsal olarak kanser tedavisinde marka değerindeki rolümüzün tekrar vurgulanması için gerçekleştirilen bir faaliyet. 9 Eylül Üniversitesi sadece İzmir'de, Ege bölgesinde değil, hem ulusal hem uluslararası ortamda güncel kanser tedavisi, kanser tanı ve kanser tedavisi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren çok önemli bir kurum. Ve 9 Eylül Üniversitesi üst yönetimi olarak Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nükhet Otar'ın direktifleri çerçevesinde bu çalışmaları durdurmadan devam ettiriyoruz. Tıbbi onkoloji servisinin büyütülmesi ve genişletilmesi, beraberinde kök hücre nakil ünitesiyle beraber faaliyetini sürdürmekte olduğu hematoloji hastanesinde tamamen hematoloji hastalarına hizmet verecek bir yapının tekrar organizasyonu sağlanmış olacak ve yaklaşık 40 tane yataklı servis yatağı, içeride büyümeyle beraber de 44 tane anlık tıbbi tedavi uygulaması gündüz tedavi biriminde gerçekleşecek. Bu faaliyete katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza, Yapı İşleri Daire Başkanlığımızın ekibine, hastane yönetimimize, tabii en başta da Rektörümüz Profesör Doktor Nükhet Otar'a çok teşekkürlerimi sunuyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor. Bütün hastalarımıza acil Allah'tan şifalar diliyorum. Hepinize saygılar. Değerli hastanemizin çok kıymetli çalışanları, değerli hocalarım, değerli öğrencilerim, değerli mesai arkadaşlarım, basın mensupları, bugün yine rahmetli, çok değerli bir hocamızın adını verdiğimiz Profesör Doktor Ahmet Uğur Yılmaz Gündüz Tedavi Merkezi'nin açılışında bir aradayız. Kendisine ve bugüne kadar bu kurumumuza emek vermiş ama şu anda aramızda olmayan tüm büyüklerimize, tüm hocalarımıza bir kez daha hepimiz adına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Üniversitemiz, araştırma uygulama hastanemizle kamuoyunda çok bilinen bir üniversite. Vatandaşlarımız normalde 9 Eylül deyince aklına ilk gelen hastanemiz olmakta. Ve doğal olarak da hastanemizden beklentiler hem hastalarımızın, hem hasta yakınlarının, hem vatandaşlarımızın, hem basının, hem diğer kurumların, benzer kurumların, hem de referans noktası olduğumuz uygulama ve merkezlerimizde diğer benzer dünyadaki her yerin dikkatini çekmekte. İnanın yönetim olarak bizim mesaimizin çok önemli kısmı bu kampüsle, bu kampüse ilişkin düşünceler ve uygulamalar üretmekle geçiyor. İşte karşılığını da hep beraber alıyoruz. Bu küresel krizin yaşandığı, dünyadaki ekonomik şartların sebeplerini hepimiz biliyoruz. Zorlaştığı bir dönemde biz 6 liraya kilogramını alacakken 1,5 liraya kendimiz mal etmeye başladık. Kendi oksijenimizi. Biz bir kamu kurumuyuz. Yani bir devlet üniversitesiyiz. En basit deyimiyle hepimiz bu kurumun aylıklı çalışanlarıyız. Eğer bunu hatırlarsan işimiz daha kolay olur. Hem yöneticiler olarak kolay olur, hem çalışanlar olarak kolay olur. Bizim maaşımızı devlet ödemekte. Ne pandemi dinlemekte, ne küresel kriz, ne pahalılık. Her ay maaşımız ve ilave gelirlerimiz 1 lira eksilmeden gelmekte. Bu büyük bir nimet. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar rahat, bu kadar kolay, bu kadar aksamadan şu ana kadar kamu çalışanlarının devam ettiği başka bir ülke örneği yok. Bir kısmını yakın zamanda açtığımız, bir kısmını açılış yapmadan ya da duyurmadan sürekli yenilediğimiz, bir kısmı çok yakın planlar içinde bizim planlamamız içinde yer alan uygulamalarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu ünitemiz 3 ay gibi kısa bir zamanda büyütüldü. Yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. 900 metrekare kullanım alanına sahip.
tavanı, duvarlara, döşeme kaplamalara, elektrik ve mekanik tesisatı da baştan başa yenilendi. Yine hastalarımıza ve özel gereksinimi olan vatandaşlarımıza yönelik 6 adet lavabo, 3 adet de muayenehane odası oluşturuldu. Yine hastalarımızın konforlu bir şekilde beklemelerini sağlamak üzere de mevcut olan alan genişletilmiş ve hastalarımızın kapalı mekanda sıra beklemeleri sağlanmıştır. Buranın tedavi salonunun kullanım alanı da 200 metrekareden 400 metrekareye çıkarılmıştır. Aynı anda tedavi gören hastalarımızın oranı %72 artırılarak 29'dan 50'ye çıkarılmıştır. İşte dolayısıyla biz en çok mağdur olunan hastalık, en zor hastalıklardan birisi olarak bilinen kanser ve kanserin tedavisine yönelik bu birimimizi de çok önemsedik. Zaten bu konuda çok yetkin, çok değerli hocalarımız var. Onların gayretiyle bu fiziki ortamı da iyileştirerek kullanıma sunmuş olduk. Sonuçta üniversitemizin hem uluslararası rankinglerde hem araştırma üniversitesi olmasıyla ulusal düzeyde hem akreditasyon belgemizi almış olmamızla yine ulusal akreditasyon kurumu nazarında giderek yükseldiğini hep beraber görüyoruz. Bizim hedefimiz buradaki yerimizi, başarımızı, hasta memnuniyetimizi, hastalarımızın şifa bulma sayısını artırarak ve tabii ki çalışanlarımızın daha rahat ortamlarda, daha sağlıklı şartlarda çalışmasını sağlayarak da artırmak. Tekrar bu kurumun ve bu birimin, buna benzer tüm birimlerin, bundan sonra olacak tüm çalışmaların hayatımızı kolaylaştırması, hastalarımıza daha çok şifa dağıtması ve dediğim gibi geleceğimize, ülkemize, insanımıza, gençlerimize, İzmir'imize bir katkı olarak geri dönmesini yürekten arzu ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hocam buradayım. Thank you.